Fen bilimleri 54 yıllık tecrübesiyle geleceğe yön vermeye devam ediyor. Hedefimiz, toplumun değişim ve gelişimine yön veren bilimin ışığında geleceği şekillendiren yaşam yaratıcılarını yetiştirmektir. Aşağıda orijinden geçen y eşittir x kare eksi mx artı m eksi 4 parabolü çizilmiş. Buna göre m kaçtır diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar şimdi parabolün geçtiği yerlere bakalım. Parabol orijinden geçiyor. Orijinden geçiyorsa orijin 0,0 noktası. Bunun dışında parabol hakkında bildiğimiz bir bilgi yok. Bunun anlamı da f0 ifadesinin 0'a eşit olması. Yani x yerine 0 yazacağız, sonucu 0'a eşitleyeceğiz. 0 yazdık. M eksi 4 eşittir 0'dan. M ifademiz 4. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sorumuza bakalım. Y eşittir 2x kare artı ax artı 3 artı a. Parabolünün simetri ekseni eksi 1 doğrusudur. Şimdi arkadaşlar, simetri ekseni parabolün tepe noktasıydı. Yani r'siydi. Peki biz o r'yi nasıl buluyorduk? R eşittir eksi b bölü 2a ile buluyorduk. Şimdi arkadaşlar, eksi b dediğimiz ifade nedir? X'in önündeki katsayıdır. Yani a, önünde eksi var. Eksi a bölü a dediğimiz ifade de 2'dir. 2 ile çarparsak 4. Bu denklemin ne olmasını istiyoruz? Eksi 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak a değerini ne bulduk arkadaşlar? 4. Şimdi a değerini gelip parabolde yerine yazarsak, yani y eşittir 2x kare, a'yı 4 bulmuştuk. 4x, a'yı 4 bulmuştuk. Toplamı ne oldu arkadaşlar? 3 ile 4'ün toplamı 7. Şimdi diyor ki, buna göre parabol OY eksenini hangi noktada keser? Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e ne yazıyorduk arkadaşlar? 0. X'e 0 yazarsak bu ifadeler gitti. Y değeri kaç geldi arkadaşlar? 7. Peki nokta olarak ifade etmemiz gerekirse x değerinin 0 olduğunu biliyoruz. 0'ı yerine yazdığımızda y değeri de 7 gelmiş oldu. Yani 0,7 noktası, yani A seçeneği. Bir diğer sorumuzda aşağıda tepe noktasının apsisi 4 olan ve x eksenini A ve B noktalarına kesen y eşittir fx parabolü çizilmiş. 5 tane AO, yani siz bu kısma T derseniz eğer OB'ye eşit. Yani OB uzunluğu 5T'ye eşit olacak. Arkadaşlar 5T ise eğer, ben şöyle diyebilirim. Burası simetri ekseni 4 olduğu için buraya 2T, buraya 3T diyebilirim. Şu kısım 5T,0 kısmı, bu kısım -T,0 kısmı. Bize A noktasının apsisi kaçtır diye soruluyor. Bunu şu şekilde yapabilirim. Şu noktamız orta noktadır. Yani toplamlarının yarısı bu kısma eşittir. Ben de 5T ile T'yi topluyorum 4T. 4T'nin yarısı 4'e eşit ise o zaman T'miz 2. T'miz 2 ise A noktası eksi T'ye 0'dı. A noktası eksi 2,0'dır diyebilirim. Apsis eksi 2'dir. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda x eksenini eksi 5 ve 1 noktasında kesen bir parabol çizilmiş. Bizden f2 bölü f-6 değerini istiyor. Bu soruyu çözebilmemiz için öncelikle tepe noktasını belirtmemiz lazım. Burası tepe noktamız. Tepe noktasının apsisini, yani simetri eksenini bulursak, yani r'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Apsislerin toplamının yarısı. Eksi 5 ile 1'i topladık. Eksi 4 yarısı ne geldi arkadaşlar? Eksi 2. Demek ki simetri eksenimiz eksi 2. Peki simetri ekseni ne işe yarıyordu? Parabolü iki eşit parçaya ayırıyordu. Yani bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Simetri eksenine eşit uzaklıkta olan değerlerin sonucu da birbirine eşittir. Yani eksi 2'nin 1 olan uzaklığı 3 birim. Eksi 2'nin eksi 5 olan uzaklığı 3 birim. Bunların değeri de birbirine eşit geldi. O zaman biz şöyle diyelim. R değerini eksi 2 bulmuştuk. F2 değeri ile f-6 değeri eşit uzaklıkta mı? 2'nin eksi 2 olan uzaklığı 4 birim. Eksi 6'nın eksi 2 olan uzaklığı 4 birim. Birbirine eşit olduğu için eşit değerleri alacak. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. f-6 değeri f2 değerine eşittir.
Bizden oranlarını istemiş. Birbirine eşit olduğu için sonuç ne gelecek arkadaşlar? 1. Yani doğru cevabımız C. Bir diğer sorumuzda aşağıda y eşittir eksi x çarpı x artı 4 parabolü çizilmiş. Arkadaşlar bu noktanın yani x'in eksi 4 ile 0 aralığında olduğunu söylemiş. Yani parabolün tepe noktasından daha önceki bir kısımda olduğu söylenmiş. Bize OABC dikdörtgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir diye bir soru sormuş. Geometrik bir şekilde parabol birlikte verildiği zaman biz dedik ki geometrik şekilde parabolün ortak noktasının koordinatlarını yazmaya çalışın. Şimdi ortak noktasının koordinatlarını yazmaya çalışırsak eğer bize hani x'imiz eksi 4 ile 0 aralığında verilmiş ya, biz bu kısma x birim dersek, getirip denklemde yerine yazdığınız zaman x'i, ifadenizin şu yükseklik kısmı eksi x çarpı x artı 4 gibi bir uzunluk çıkar. Şimdi bizden dikdörtgenin alanını istemiş ya. Arkadaşlar alanı yazarken sonuçta pozitif sayılar yazacaksınız. Pozitif sayılar yazıyorsanız eğer bu kısmı siz x değil de eksi x almak zorundasınız. Çünkü uzunluk belirtiyorsunuz. O zaman eksi x ile neyi çarpacağız? Şu yükseklik zaten pozitif bir yüksekliktir. Eksi x çarpı x artı 4'ü çarpacağız. Çarptığınız zaman bu iki ifadenin çarpımı size o ABC dikdörtgeninin alanını vermiş olacak. O da x kare çarpı x artı 4 biçiminde olacak diye yorum yapabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıda tepe noktası 4. bölgede olan y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü çizilmiş. Şimdi gençler bu sorumuz yorum sorusu. Katsayılarımız yani a, b, c ile ilgili bir soru. Şimdi yorumlamaya başlayalım. Dikkat edersek arkadaşlar parabolun kolları yukarıya doğru olduğu için baş katsayımız yani a diye ifade ettiğimiz değerin ne olduğunu biliriz? Sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü parabolun kolları yukarı doğru. Daha sonra c'yi bulmak istersek x'e 0 verdiğimizde y'yi kestiği noktayı buluyorduk. X'e 0 verdiğimizde y'yi negatif tarafta kestiğini gördük. Buna bağlı olarak c'nin eksi olduğunu söyleyebiliriz. C ifademiz sıfırdan küçük. Şimdi sıra b'yi bulmaya geldi. B'yi nasıl bulacağız? Tepe noktasını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Tepe noktasının r'sini eksi b bölü 2 a ile buluyorduk. Dikkat edin arkadaşlar, tepe noktasının r'si pozitiftir. Yani bu ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. A'yı ne bulmuştuk? Pozitif yani artı. İfadenin sonucunun pozitif olması için b'nin önünde eksi var. B de eksi olmalı ki eksi ile eksi çarptığımızda artı olabilsin. Yani b değerimiz de negatif sıfırdan küçük. Şimdi a, b, c'nin işaretlerine göre şıkları yorumlayalım. A şıkkına bakalım. A sıfırdan büyük demiş. Evet biz de sıfırdan büyük bulduk. Yani ifademiz doğru. A ile C'nin çarpımı A pozitifti, C negatifti, çarpımı sıfırdan küçük, doğru. A, B, C'nin çarpımı A'yı pozitif bulmuştuk, B'yi negatif, C'yi negatif, çarpımı ne oldu arkadaşlar? Pozitif, doğru. B ile C'nin toplamına bakalım. B'nin eksi olduğunu biliyorum, C'nin eksi olduğunu biliyorum. X'ini toplarsak ne oldu arkadaşlar? Sıfırdan küçük, doğru. B artı C. B'nin eksi olduğunu biliyorum. C'nin eksi olduğunu biliyorum. A pozitifti. Önünde eksi var. O zaman bu da eksi oldu. 3 tane eksiyi toplarsa eksi oldu. Eksili bir ifade sıfırdan büyük olamaz. Yanlış. Zaten bizden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Cevabımız E seçeneği. Bir diğer sorumuzda aşağıda tepe noktası analitik düzlemin 3. bölgesinde olan y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü çizilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir ifade söyleniyor. Şimdi birinci olarak diyoruz ki kollar yukarı. Kollar yukarı ise a'nın sıfırdan büyük olduğunu söyleyebilirim. İkinci olarak y eksenini kestiği nokta bizim c'mizdir. C'mize baktığımız zaman y'nin negatif tarafında, onun için c'nin sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü olarak tepe noktasına baktığınız zaman tepe noktası eksi b bölü 2a, yani r'si 3. bölgede ise negatif. Arkadaşlar a'nın pozitif olduğunu biliyorum. Sonucumun negatif çıkmasını istiyorum. Dikkat edin, burada zaten eksinin artıya bölümü eksi. O zaman b'nin ne olması lazım? B'nin pozitif olması lazım diye yorum yapabilirim.
A büyük 0 doğrudur. A, B, C ifadesi 0'dan küçüktür denilmiş. A ile B pozitif, C negatif, onun için doğrudur. A artı B, bunlar pozitif. Eksi C, C negatifti. Önünde eksi var, bu da pozitif. Dolayısıyla bu da doğru. B kare eksi 4 AC yani delta. Delta ifadesi 0'dan büyükse o zaman x eksenini farklı iki noktada kesecek. Zaten kesmiş, doğrudur. Arkadaşlar B ve C ters işaretlidir. Sıfırdan küçük olması gerekirken sıfırdan büyük yazılmış. Onun için yanlış bir ifadedir. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda x ekseni A ve B noktalarında kesen y eşittir x kare eksi 6x eksi 2 artı 3 parabolü çizilmiş. Bize verilen bilgi arkadaşlar AB doğrusunun o A doğrusunun 5 katı olduğudur. O oranları yazmadan önce simetri ekseninden bahsedelim. Biz simetri ekseni yani tepe noktasının R'sini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Eksi B bölü 2 ile, yani B dediğimiz ifade eksi 6, eksi ile çarparsa artı 6 bölü 2'ye. A'mız 1'dir, 2 ile çarptık 2. R'miz ne geldi arkadaşlar? 3. Yani simetri eksenimiz 3 noktası arkadaşlar. Parabolü 2 eşit parça ayırır, onu biliyoruz. Şimdi oranlarımızı yazalım. OB doğrusu OA doğrusunun 5 katı oldu demiş. O zaman OA noktasına K dersem, OA noktasına K dersem, OB doğrusu ne oldu arkadaşlar? 5K. OB doğrusuna 5K diye yazacağız. Buranın K olduğunu biliyoruz. Geriye 4K kaldı. 2 eşit parça ayıracağız. 2K'ya 2K. Şimdi arkadaşlar O'dan tepe noktasına kadar olan kısım 3K'dır. Onun da 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Buradan K ne geldi arkadaşlar? 1. K gördüğümüz yere 1 yazarsak arkadaşlar 1 kökümüz 1 oldu. K'ya 1 yazarsak diğer kökümüz ise 5 oldu arkadaşlar. Kökleri bilinen doğrularda kökler çarpımı yardımıyla A'yı bulabiliriz. Bir kökümüz 1, diğer kökümüz 5. Yani kökler çarpımı ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı 1'den 5 eşittir. Peki denklemde kökler çarpımı nasıl buluyorduk? C bölü A'dan yani eksi 2A artı 3 diyebiliriz. Denklemi çözersek 2A eşittir. Eksi 2'den A değerimiz ne geldi arkadaşlar? Eksi 1. Yani doğru cevabımız Bursa. Evet, bir diğer sorumuzda aşağıdaki şekilde AX² artı BX artı C parabolünün grafiği verilmiş. P noktası eksi 2 virgül eksi 8 ve A noktası 0,6. Arkadaşlar 0,6 0 yazarsanız C kalır. Demek ki C'miz 6. Ben P noktasını yazıyorum. P noktası eksi 2 virgül eksi 8. Burada da bize OP ile OR'nin birbirine eşit olduğu, yani şu kısımla şu kısmın eşit olduğu, orta nokta 0,0 ise eğer, bunu analitikte öğrendiniz. Eksi 2'den 0'a geldiniz. 2 birim, 2 birim daha ilerlerseniz 2. Eksi 8'den 0'a geldiniz. 8 birim ilerlediniz. O zaman 8. Bu noktaları da getirip yerine yazacağız. Ve bizden A artı B artı C istenmiş. A artı B artı C'yi bulacağız. Şunun için X gördüğüm yere 2 yazarsam 4A artı 2B artı 6'nın 8'e. Şunu getirip yerine yazarsam yine 4A, yalnız eksi 2B artı 6'nın da eksi 8'e eşit olduğunu biliyorum. Taraf tarafa toplarsam, topladığım zaman 8A yapar. O da eşittir eksi 12'ye. A'nın değeri 4'e böldüğünüz zaman eksi 3 bölü 2 eşit. Eksi 3 bölü 2'yi bulup istediğiniz bir denklemde yerine yazın. Ben şunu tercih ediyorum. Eksi 3 bölü 2'yi yerine yazarsanız sadeleştirme yaptığınız zaman eksi 6 artı 2B artı 6, o da eşittir 8'e. Dolayısıyla B ifadeniz kime eşit çıktı? 4'e. Artık A, B, C değerlerini bulduk. A'yı eksi 3 bölü 2, B'yi 4, C'yi 6 bulduk. Toplam 10. 2 kere 10'dan 20, 20 eksi 3'ten 17 bölü 2 bizim cevabımızdır diyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıda x eksenini kestikleri noktalardan biri ortak olan fx ve gx parabolleri çizilmiştir. Buna göre m değeri kaçtır arkadaşlar? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bir kök ortaksa şöyle bir çözüm yapabiliyorduk. Denklemlerimiz neler? Y eşittir eksi x kare artı 3mx artı 4m. Diğer denklemimiz yani gx fonksiyonumuz da
eksi x kare artı mx. Ortak köklerde x kareleri yok ederek denklemi ortak kökünü bulabiliriz. O zaman bu ifademizi eksiyle çarpıp alt alta toplarsak 0 eşittir. X kareler gitti. Bu ifadeyi eksiyle çarptık. 3mx'den 1mx çıktı. 2mx. Yukarıda da 4m vardı. Bu denklemden x'i bulursak 4m'i diğer tarafa attım. Eksi 4m bölü x'in önündeki katsayı 2m. Buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 2. Yani ortak olan kökümüz neymiş? Eksi 2. Daha sonra m'i bulmak istiyorsa bir kökün eksi 2 olduğunu biliyoruz. O zaman kök denklemi sağlardan istediğimiz denklemde bunu yerine yazalım. Mesela bunu gx fonksiyonunda yerine yazmak istersek x gördüğümüz yere eksi 2 yazıp denklemi 0'a eşitleyeceğiz. Eksi 2 yazarsak karesi 4, önünde eksi var eksi 4. X gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak eksi 2. Bu denklemden m ne gelir arkadaşlar? Eksi 2. Bizden de m'i istiyor. Doğru seçeneğimiz 5. Diğer bir soruda aşağıda R 3,0 ile T noktalarında kesişen fx ve gx parabolleri çizilmiş. Buna göre P ve S noktalarının apsisleri toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi şuraya ben 3 yazıyorum. Bu kısma x1,0, bu kısma x2,0 yazıyorum. Benden istenilen nedir? Benden istenilen apsisler toplamı, yani x1 ile x2'nin toplamı. İlk önce g fonksiyonu kullanıyorum. G fonksiyonunda köklerim x2 ve 3. x2 ile 3'ün toplamı arkadaşlar eksi b bölü a'dan, dikkat edin burada eksi var, m artı 3'e. Daha sonra f fonksiyonunda x1 ile 3'ü topluyorum. x1 ile 3'ü topladığım zaman f fonksiyonunun kökler toplamı da eksi b bölü a'dan eksi m artı 9'a eşit. Benden istenilen x1 artı x2'ydi, taraf tarafa topluyorum. x1 artı x2 artı 6 eşittir 12'den x1 artı x2 6 olur diyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları parabolün niye eksenini kestiği A noktasında dik olarak kesişmektedirler. Parabolün denklemi y eşittir ax kare artı bx artı c olduğuna göre katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, geometriden şunu biliyoruz. Bir dik üçgende dik indirirsek burada Öklit bağıntısı oluşuyor. Şimdi o a uzunluğunu bilmiyoruz. Oraya k değeri dersek buranın 8 olduğunu biliyorum. Buranın 2 olduğunu biliyorum. Öklit bağıntısından yüksekliğin karesi, yani k kare eşittir tabanların çarpımı, yani 2 çarpı 8. Buradan k kare eşittir 16. K değeri ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Şimdi arkadaşlar, biz parabolün köklerini biliyoruz. Bir kökümüz eksi 2, diğer kökümüz ise 8. Peki denklem oluşturmak istersek şöyle yazabilir miyiz? Y eşittir, bir kökümüz eksi 2 idi, o zaman x artı 2 yazdık. Diğer kökümüz 8'di. X eksi 8 yazdık. Başka sayımızı bilmiyoruz. Ona da a dedik. Peki bu a'yı nasıl bulacağız? Nokta denklemi sağlar. Şimdi a noktasını ifade etmek istersek x'i 0'dır. Y'si de k'dır. K'yı ne bulmuştuk arkadaşlar? 4. Tabii negatif tarafta olduğu için buraya ne dedik? 0'a eksi 4 noktası. Parabol üzerindeki herhangi bir nokta parabolü sağlamak zorunda. X'e 0 yazarsak y değerinin eksi 4 olduğunu biliyoruz. Çözelim. Eksi 4 eşittir. Buradan 2, buradan eksi 8 çarpımı eksi 16 a oldu. Her tarafı eksi 16'ya bölersek a değerimiz 1 bölü 4 geldi. Şimdi a değerini gelip denklemde yerine yazarsak y eşittir 1 bölü 4 çarpımında x artı 2 çarpı x eksi 8. Bizden ABC'nin toplamını istiyor. Katsayılar toplamını istediği için biz x'e 1 yazabilir miyiz? X değerine 1 yazalım. Ne geldi arkadaşlar? 1 bölü 4 çarpımında 3 çarpı eksi 7. Bu 3 ifadeyi de çarparsak ne oldu arkadaşlar? Eksi 21 bölü 4. Yani C şıkkı cevabımız. Diğer bir sorumuzda aşağıda AC doğrusu ile A, B ve D noktalarından geçen bir parabol çizilmiş. A noktasının 3,4 olduğu söylenilmiş. Arkadaşlar, B noktasının 1,0 olduğu söylenilmiş. Bize DOC üçgeninin alanı kaç birimdir diye sorulmuş. Üçgenin alanını bulabilmek için
şu uzunluk ve şu uzunluğu bulmamız yeterli. Biz parabol denklemimizi yazalım. Parabol denklemimizi yazarsak x eksenine teğet olduğu için fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k formülünden faydalanalım. O zaman fx ifadesi a çarpı x eksi 1'in karesi şeklinde bir ifademiz olacak. Çünkü k'mız 0. 3,4 madem parabolün üzerinde denklemi sağlayacak. Yani 4 eşittir a çarpı 3'ü buraya yazdığınız zaman 2'nin karesi 4, a'mız 1. A'yı da bulduk. O zaman bizim parabol denklemimiz x eksi 1'in karesi şeklinde bir ifade. Şimdi şu d noktasına bakıyorum arkadaşlar. D noktası x'in ne olduğu nokta? X'in 0 olduğu nokta. X'in 0 olduğu yerde y'nin ne olduğunu görüyorum? Y'nin 1 olduğunu görüyorum. Yani burası 0'a 1 noktasıdır şeklinde yorum yapabilirsiniz. Şu uzunluğumuz 1 birim. Dilerseniz doğru denklemini yazın. Doğru denkleminden c noktasının apsisini bulun. Dilerseniz de şunu yapalım. Biraz geometri bilgimizi kullanalım. Bu kısım 4 birim arkadaşlar. Oran 1 bölü 4. Buradaki oran da 1 bölü 4 olacak. Şu kısmın uzunluğunu bize 3 vermişse burası 1 birim. Dolayısıyla 1 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 1 bölü 2. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Y eşittir x kare eksi 3x artı 7 parabolü ile y eşittir 2x artı 1 doğrusu A ve B noktalarında kesişmektedirler. Buna göre A ve B orta noktasının koordinatları çarpımı kaçtır? Taslak olarak arkadaşlar bir parabolümüz var. Y eşittir x kare eksi 3x artı 7. Bir de bir doğrumuz var. A ve B gibi iki noktada kesecek. O zaman parabolü iki noktada kesecek şeklinde bir doğrumuz var. O da neymiş? Y eşittir 2x artı 1. Şimdi kestikleri nokta A ve B olduğunu söylemiş. Peki biz kesiştikleri noktaları nasıl buluyoruz? Parabol ile doğru denklemi birbirine eşitleyerek. Yani x kare eksi 3x artı 7 eşit olmalı 2x artı 1'e. 2x artı 1'i diğer tarafa atarsak x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 denklemini bulduk. Kökleri bulalım. X'e x, 3'e 2, eksi 5 olması için eksi eksi olması lazım. Demek ki bir kökümüz 3'tür. Buna x1 diyelim. Diğer kökümüz de 2'dir. Ona x2 diyelim. Şimdi kesiştikleri noktanın apsislerini biliyoruz. 2 ile 3 olduğunu biliyoruz. Peki ordinatı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Doğru denkleminde nokta denklemi sağlar yaparak bulabiliriz. X gördüğümüz yere 2 yazarsak arkadaşlar y değeri kaç geliyor? 5. Daha sonra 3'ü yerine yazarsak arkadaşlar ne geliyor? 7. Kesiştiği A ve B noktalarını bulduk. Peki bizden ne istiyor? A ve B noktanın orta noktasının koordinatlar çarpımı. Orta nokta arkadaşlar doğru parçasını iki eşit parçaya böler. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Apsisler toplamının yarısı yani 2 ile 3'ü topladık 5 bölü 2. Ordinatlar toplamının yarısı 5 ile 7'yi topladık 12, yarısı ise 6 geldi. Orta noktamız bu arkadaşlar. Koordinatlar çarpımı demiş. Koordinatlarımızı çarpalım. 5 bölü 2 çarpı 6. Sadeleştirirsek 3. 3 çarpı 5'ten 15 cevabımız olacaktır.